Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Pitti Köfte 2'nin 8. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda şu an Big Boss Cursor Salih var, Fake Dead var, Kalimera var, Gülser var, Ash var, ben varım. Saymayı unuttuğum kimse var mı? Yok. Tamamdır. Bu kadarız. Ve bu bölüm Major Power Suite'e gireceğiz. Bunun için öncelikle... Power Armor Tinker Table bu şekilde craft ediliyor. Tamamen suitlerimizi ayarlayacağımız bir şey. Herhangi bir enerjiye falan ihtiyacı yok. Major Power Suite'te zırhlarımızı şöyle basit bir biçimde craft edebiliyoruz. Hepsi bayağı ucuzlar. Ama olay şu. Kendi başlarına hiçbir manileri yok. Lezzetlendirmek lazım. Evet. Karamelize etmek gerekiyor. Ve burada onlara modüller ekliyoruz. Mesela elit batarya eklemek için bir adet HV kapasitör olması lazım inventörümüzde. Var. O zaman kuralım. Ve vuhu. Tamamdır. Artık elit bataryamız var burada. Gördüğünüz gibi artık şu köşede enerji birimi gözüküyor. Şarj etmek istemiyorum bunu. O yüzden kinetik generator kuracağım. Ancak kontrol circuit'im yok. Kontrol circuit. Ya, tamam, yapımı kolaymış. Redstone. Lapis. Lapis zaten. Evet. Glowstone'lar gelin, tamam. Ve kontrol circuit. Ne eksik? Redstone eksik. Kinetik generatörümüzü kurduk. Ve bu sayede ilerlediğim takdirde enerji üretecek. Ama bir yandan da ısı üretiyor ve ısıyla başa çıkmamız lazım. O yüzden her zırh parçasına heatsink koyuyoruz. Ve artık ısıya karşı bir dayanıklılığımız ortaya çıkıyor, başlıyor. Ama bir yandan da hızlı ilerlemek istiyoruz, değil mi? Tabii ki. Yep. Ve sprint assist'i kuruyoruz bu yüzden. Yardımdan da daha yüksek zıplamak için jump assist. Tabii dışarıda bir ama tabii ki de bunu tam ölmeden önce fark etmem güzel oldu. Bir şeye daha ihtiyacımız var. Sprint assist ile birlikte. Nedir o? Hayır, shock absorbers. Artık nereden düşersem düşeyim hiçbir darbe almayacağım. Shock absorber. Hatta bir test yapalım. Tek bir damage bile almadım. Bunun yanı sıra başka neye ihtiyacımız var? Bakalım. Zır. Yani zırh için hepsine enerji shield koyacağım. 8 tane force field emitter lazım. Oh yeah. Bu bayağı sıkıntı olacak. Evet, olmayacak. Siz konuşmuyor musunuz mu? Ben şu anda boiler'la ilgileniyorum. Nasıl gidiyor senin boiler? Ve şu anda steam oven'ım var. Rock Crusher'ın çıktılarını alıyorum, steam oven'a koyuyorum. Güzel.
Bunu otomatize etmek için şey kullanabilirim. Factorization. Bizde village page'i var mıydı? Var. Neyse bir tane daha oldu. Az onları siliyoruz biliyorsun değil mi? Evet. Redstone alalım. Gene mi o köpek sesi? Yapacak bir şey yok. Kasiterit alıyor muyuz? Efendim? Kasiterit. Kasiterit. Evet. Ne işe yarıyor? Bir saniye. Copper elde ediyorsun. Tamam. Pardon, tin elde ediyorsun. Ondan. O zaman direkt kırarak şey yapayım. Onu zaten siktir açılı almana gerek yok. Aynen. Biraz kol kokulması lazım buralarda bir yerlerde. Vardır oralarda bir yerde. Sanda tutamıyorum çünkü. Af gitti. NEI dondu. Ve geri döndüm. Oyunun bir çöküp çökmeye karar verdi. Ve bu arada da şunları da hallettim. Hepsine Energy Shield. Tam kapasite. Evet. Ve artık harika bir zırhım var. Ama ben görüntüsünü sevmiyorum. O yüzden. Ve gene çöktüm. Ve geri geldim. Maalesef bu sorunu halledemiyoruz. Olsun bir şekilde halletmeye çalışacağız. Böyle bir görüntüde kaldım. Sıkıntı yok. Bunun dışında başka ne? Hangi modüllere ihtiyacımız var? Al. Engrizan geriye dönüyor. Evet. İki kontrol circuit. Bunun için lazım. Light kontrollerimiz. Ulaşmayacağız. Of canım zor kurtar. Üç tane kontrol circuit. Kontrol circuit'i bulamıyorum yalnız. O derece. Niye bulamadın? Kontrol circuit'i NEI'de bulamadım. Olabilir. Sonra buldum. Hazır.
Fender Glass Water Bottle. 694 derecede kaldı. Water tank. Glass... Kaç tane glass istiyorsun sen? Ha 8'miş. Daha fazla işim varmış. Görüyorum. Tamam. Ne oldu Gülsün? Şey, annem makineyi boşaltmamı istedi de geliyorum ben. Evet ve bu böyle su depoluyoruz. Bu daha sonra soğutmada işimize yarayacak. Yanı sıra başka ne ekleyeceğiz? Cooling system. Check bir elgan. Check bir ana. Check bir elgan iyidir. Ne dedin? Evet. Elgan diyorum. Ha. Yok, tool'unu yapmadım. Tool'umu kullanmıyorum genelde. Ve buradan kalimereye uğrayacağız. Bir şey lazımsa direkt ona gideceğiz. Aynen. Direkt senden... Ya adam şu biofield işini keşfettikten sonra zaten... Oh, 10 yıl da dadanıyorum senden. Al al. İlk günden yaptı adam yani. İlk 450 MV. İkinci gün kar kurdu. Geldiğinin ertesi günü. Falan fazla hızlı çalıştı. MFR'ın şeyini kullan, biofilini kullanmak bayağı zekiceydi. Tamamdır. Artık güzel bir cooling sistemim de var. JP'yi da, ben önümüzdeki bölüm arasında eklerim. Şu an acil ihtiyacım yok. Flight kontrolü de. Evet. Şu an için temel ihtiyaçlarımın hepsi sanırsam tamam. Ha şunu da ekleyebiliriz. Son olarak. Sen nesin? Tam basit. Silver, gold ve kağıt. Oy, ama ve açlıktan öleceğim. Açlıktan ölüyorum. Sprint assist'in kötü yanı. Oyun çok çabuk zor seviyede değil ki. Ölmezsin herhalde. Çok çabuk karın acıktırıyor ya. Tamam. Crafter mı? Yok. Sprint assist. Ha. Ve size bunun ne işe yaradığını söyleyecek olursak artık suyun altında nefes alabileceğim. Olay bu. Hatta şu an nefesimin bitmesini bekleyelim. Bekliyoruz. Ve yeniden doldu gördüğünüz gibi. Evet, bu sayede... Enerji artıyor biraz. Hı? Biraz enerji artıyor. Kinetik jeneratörüm var. Hı. Aslında solar da eklenebilir. Yani gündüz... şey, dışarıda çok fazla dolaşmadığım için ben genelde... Solar jeneratör benim o kadar işime yaramıyor. Hah, sen de haklısın. Ve bir tur atıp 100... kilojoule elde edebildik hani. Hatta workshop'a bir yürüyerek, koşarak geleyim. Şarj etmek için. Adam armor'ı şarj etmek için spor yapıyor. Aynen.
Ve bu da eşin tasarladığı şu anki workshop. Hani eş ne bekliyorsunuz? Selam Kalimera. Selam. Evet. Tamam, buradan da evimize bir tekrar koşarak gelelim. Oysa da ne yapacağımızı düşünelim. Sizce ne yapsam şimdi? Bilemedim. Mesela kapıya bakabilir birisi. Aşağı yukarı. Evet. Evet, iyiyim şu an. Neyse, ben ne yapacağımı düşünüp geliyorum hemen. Ve geri döndüm. Ne yapacağımıza karar verdik. Age yaratacağız. İlk önce daha değişik bir Digra Age yaratmakla başlayacağım. Bunun için... Şey olsun direkt ben ya. Neydi, Extreme Heels olsun direkt. Yok, birkaç farklı biyom olacak. Extreme Heels de var aralarında. İyi, tamam. O olmadan olmaz. Öncelikle... Desert'ta koy ki şey olsun, Ruby. Ocean'da koy, Sapphire. Desert Oil Field biyom mu koysam? Desert Oil Field terapi oluyor. Sakın. Oluyor. İyi. Desert Oil. Oh. Ne achievement aldım ben? Aa, yemek. Ne oldu ya? Ne oldu? Benim de yemek bitti bir anda fullken. Evet. Benim de. Benimki de. Ve Berkcan gelmiş. Benimki de. Besin zehirlenmesi diyor. O ne? Oldum çünkü. He. Saat 3'ten 9'a kadar falan hastanedeydim. Bir serum verecekler, sıra bekletiyorlar. Adam besin zehirlenmesi dediği anda herkes acıktı. Aynen. Neden böyle oldu? Bunun dışında... Bir anda hunger'lar düştü böyle. Evet. Onu ne yapıyor ki onu ya? Şey, biz hemen mak yapalım mı? Mak'ı yapacağız ama onun için ilk önce sen dediklerimi yap, dinle. Şimdi iki tane basic import bus. İki tane de fuzzy. Extreme Hills, Extreme Hills. Hepsi import mu? Extreme Hills yok ancak Extreme fuzzy Hills export, Edge var. İki tane fuzzy export, iki tane basic import. Ice Plains. İki tane fuzzy export. Biome controllers, large biomes, medium biomes, single biomes, small biomes. Medium biomes. Tamamdır. Features. Ne kadarını doldurmuşuz ya bunların? Bu bir kısmını doldurmuşuz. 16 kelimenin. Neyse, ben şunu hazırlayıp öyle devam ederim. Ve geri geldim. World'ümüzü yarattım. Bayağı bir World'ümüzün sembollerini belirledim. Bayağı bir sembol var. Şu biyomlar, ardından medium biyom sembolü, zero length, zenith, kuzeyden gelen normal güneş. Bunun dışında full length, server mi gitti? Rising. Yo. Tamam ya, bir anda şey olmuş. Lütfen. Oğlum, bir saniye. ME cable var mı sistemde bakacağım? Bir tane normal sembolü. Benim üstümde var sanırım. Atsana, yok. Sisteme atmışım, sistemdedir. Ah. La. Lag girdi. Galiba. Evet, server'a çok şey oldu. Kapatıp açsana. Server mi çok yoksa lag mı girdi? Yok, lag var. Yok, lag girdi de Ultimate Cheat Armor diye bir şey var. Benim yapmam gerekiyor gibi düşünüyorum. O ne? Ultimate Cheat Armor yapamıyorsun. Ya, of ya. Tamam, lag düzeldi. Ne işe yarıyor ki o? Adminler için. Onun hilesiz hali var mı? Yok. Daha da güçsüz ve hilesiz hali yok mu? Yok. Of. Neden? Bir tane normal sam. Sen normal star, normal stars eklemiş miyim? Evet, eklemişim. Bakın, iki tane daimi cable var. Evet. İşte bu yüzden her daim önden bir denetlemek iyi oluyor. Üretmeyi dene. Ne? Şu anda üretmeyi, ben bunu dolduruyorum. Sen yapar mısın? Hayır, ben şu anda burayı dolduruyorum diyorum. Stars, no weather, hava,
herhangi bir yağmur yağmayacak. Normal lights, village, village, crystal formation, floods ve clear modifiers. Evet ve age'imizi yaratıyorum. Aa dur, önce başına bir şey koymayı unuttuk. 3 tane daha yaptım, attım içine. Başka da kalmadı. Evet, yeter. Yeter. Sıra bozulmadı değil mi? Tam bozulmamış. Şuradan bir tane link panel yaratmamız lazım. Bir tane de link book için yaratayım. Başa bunu koyuyoruz ve ardından şunları ekliyoruz ve... Digger 2. Pattern provide, pattern provider mıydı şeyin adı? Neyin adı? Evet, pattern provider. İki tane yapacağım ondan. Bir tane de CPU yapacağım. Şimdilik evet. Yeter bence. Ben... tamam, sen crafting CPU yapıyorsun o zaman. CPU sen yap, ben pattern provider'ları yapayım. Bir tane mi yapacağım crafting CPU? Evet, ondan bir tane yapacağım. Herhangi bir sign'ımız var mı? Benim evde vardı. Quartz cutting line. Silikon. Tamam, ben yapayım biraz. 10 tane yeter. Sizin Mac nasıl gidiyor? Mac bitmek üzere ya, içindekileri yaptık. Yani dış blokları tamam, içini dolduracağız o kadar. Tamamdır. Ve incoming lag. Ya yapma şunu. Niye şu anda kuruyorsun? Evet, gayet normal yükseklikte. Flat mi yaptın? Evet. Ya niye Kevlar yapmıyorsun? Oy. Ama bana odun lazım. Ve kristallerimiz var. Ne kristal? Şey, Miscraft portal kristalleri. Kristalleri mi? Evet. İyi, onlar havalı. Onlander Dragon'u Overworld'e getirip orada öldüreceğiz ki Ent'de asla geri dönme şeyi olmasın portalı. Neden? Bilmem, öylesin. İşte sonra da niye hainim? Aynı. Alakası bile yok. Hainsin sen, hain kal. Hayır. The Diamond. Evet. Ve Digger 2'miz hazır. Ayrıca Digger'ın ilk macerasını da ben yapıyorum. Yeni Digger'ın. Yine mi manuel mining yapıyoruz? Ne? Yine mi manuel mining yapacağız? Hayır. Hı, tamam. Kristal mi toplayacaksın? Hayır. Aynı. Yaratık şey. Öldüreceğim ve gördüğünüz gibi zırhım hayvan gibi güçlü. Ne zırhı yaptın? Major Power Suits. Ha, yaptın mı? Evet. Ve full energy shield. Ya, bir de bana op diyor ya. Bir de şu an bu farm çalışmaya devam ederse engine'imiz 7/24 çalışsa bile onlara yeterince force sağlıyor. Oh yeah. Evet ama birazdan bitecek işte. Otomatik olarak minimum stone yapıp burundan çıkan sende 4'e dönüştürecek bir şey yapmamız lazım. Oblivion frame gel. Çünkü baksana aşırı derecede şey harcıyor. 4. Ama evet, 4 etrafta bol. Olsun. Otomatik her 4 harcadığında direktmen gidip şey mi yapacağız? Toplayacak mıyız? Otomatik evet. Olarak yaptığı sende direktmen şey yapacağız. Yaptığı sende 4'e geri dönüştüreceğiz. Ve yakınlarda Desert Oiled Field biyom da var. İyi, ondan ruby toplarız. En kötü ihtimal kar biyomu da var. GPS'de Turtle'ı göndeririz 4 kazmaya. Ya direktmen şey yapsak, benim dediğimi yapsak, minimum sonuna gelen şeyi sende evet. 4'e dönüştürsek. Önce bir Enderman çiftliği yapmamız lazım onun için minimum stone'lar. Güzel bir yeni digger'ımız var ve önümüzdeki bölümlerde ben buraya güzel bir quarry kurarım. Güzel aklım, güzel bir quarry fikri var. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Neden iki çeşit Shard of Minium var? Bilmem. Bildim şu anda. 27.000 bir de 27.000 2 nokta üst üste 7. Onu ben de fark ettim evet. Bilemiyorum. Modu bir geliştiren ben değilim, bana sorma. Papa Himara sor diyorsun ha. Aynen. Ben şimdi sana 4 top. Ne yapacaksın? İstemediğin kadar 4'ün olacak. İyi de onu hep yapmayacaksın işte, soru da. Ya hep yaparsın?
4 toplamayı tamamen sana bırakıyorum. Sen dedin onu. Tam böyle bir kürek varken o kadar sorun olmuyor. Biz yokken bu ne olacak? O kadar fazla 4 toplayacağım ki bir hafta. Chunk error. Geliyorum hemen. Bizim ihtiyacımız yok. Ve geri döndüm. Evet. Bir de iki tane Smite 5 kitap buldum, onu şuradaki sandığa attım. Güzelmiş. Smite 5'leri şey yaparız ya, XP dönüştürürüz, gerek yok ona. Sesim geliyor mu oraya? Evet. Geliyor. videoda dönmüştüm de. Sembollerimiz, muhtemelen Single Biome, Zenet falan filan, Dark Sun falan. Spell Color, Black Black Blue. Black, black, blue, fog color falan filan. Bunun dışında Boundless Sky, sınır olmamasını sağlıyor. No Weather gene. Bright Light, parlak. Void, tamamen boşluktan oluşuyor. Ve Clear Modifiers gene. Şey yaptın mı, Ender Starfield? Evet. İyi, dur, olmadan... Bakayım, dur bakayım bir. Emin olayım. Evet, yapmışım. İyi, olmadan olmaz bence. Evet, ve Age'imizin adını yazıyoruz. Coin of Fortune'un attığım şeyi, Applied Energistik şeyini. Almalıyım. TARDIS! Dıdın dıdın dıdın. Senin gibi Doctor Who. Evet. Burada salam yıldırımımız mı var? Evet ve ben üstüne tutayım şeyi. Berkcan, burada yağmur yağıyor mu? Yağıyor. Yani bana dün şeyi çarptı, yıldırım çarptı. Tepkiler. Dün çarptı, üstünde şey yoktu. Gravity Gun. Evet, çantadaydı. Oo, çok yakınımıza yıldırımlar çarpıyor zaten. Evet, baya baya yıldırım yağıyor şu an. Gravity Gun'ımı eline alayım, belki şanslı olurum. Elinde olmasına gerek yok, çantanın alınması yetiyor. Yok, sırt çantamdaydı. Ha, tamam. Oo, çok yakınımızda çarptı be. Derim var mı benim? Of. Yok. Her tarafa şimşek çekiyor. Ök çaptan alak deriyi. Tamamdır. Baya sağlam şimşek çakıyor. Bir bana çaksın da. Neyi milimetre, neden etraf bir anda gündüz gibi olup sonra normale dönüyor diyorum. Evet. Ve yani ben o kadar giriyorum. Sen şeyleri ne zaman kuracaksın? Şu otomatik sızma şeysini. Lanet. Neyse. Ne oldu? Ha, bir tane Bak sen yeterli resim. Nether Fortress spam olmuş da sıkıntı yok o kadar. Her bayon mu? Hayır değil. Nasıl oldu ya? Mushroom Island bayon. Spam olmuş, temizlerim. Şimdi kuracağım belki. Evet. Neyse, ben bölümü burada bitirsem çok güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.